Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bugün programımızda Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaat ve emlak ve onları değere çeviren, yatırımlara değer kazandıran, biliyorsunuz emlaklar, gayrimenkul sektöründe çalışan bir sürü kişi var. Onların da dertleri, sıkıntıları olabiliyor tabii ki. Bunlar için de bir araya gelip bir dernek kurmuşlar. Derneğin adı Avrasya Emlak Müşavirleri Derneği. Yanımızda da derneğin basın sözcüsü var, Villan Şelale. Kendisiyle hem onların sıkıntılarını hem de dernek faaliyetlerini konuşacağız. Merhaba deyip programımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Villan Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Sıkıntılar var, evet. Dertler var değil mi? Onları konuşacağız. Onlarla ilgili. Evet, sistem hep... sistem öyle bir sistem ki istikrarsızlık bu sistemin bir parçası, evet, maalesef. Evet. Onları konuşacağız ama ondan önce izleyenlere sizi takdim etmek isterim. Villan Şelale neler yapmış, neden bu derneği kurmuş? Oradan başlayalım. Ondan sonra da detayları konuşalım. Tamam. Şimdi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hem kendi adıma hem de Avrasya Emlak Müşavirleri Derneği'nin selam ve sevgileriyle çok çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. 2005 yılında gayrimenkul sektörüne girdim. Hiç düşünmediğim, aklımın köşesinden bile geçmeyen bir şeydi gayrimenkul sektörüne girmek, taşınmaz ticareti yapmak. Nitekim de çok bana uygun bir şey değildi bu. Çünkü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri mezunuyum. Arkeoloji ve filolojinin bir arada okutulduğu Hittoloji ana bilim dalı mezunuyum. Ve takdir edersiniz ki böyle kültür, sanat, tarih, edebiyat tarafı biraz daha böyle ağır basan biriyim. Ama bu sistemde tabii ki para kazanmamız gerekiyordu. Tabii ki. Ve hayat önünüze açılan böyle kapılar metaforu. Ve hiç düşünmediğiniz kapılar açılıyor ve hiç düşünmediğiniz insanlarla karşılaşıyorsunuz hayatta. Ve sonra işte birden uluslararası bir markanın çatısı altında gayrimenkul işine başladım ama o uluslararası marka ve kurumsaldan gelmiştim çünkü. O kurumsallık olmasaydı herhalde yapamazdım. Yani kurumsaldan geldiğim için kurumsala çok alışmıştım. Ve o markayla gayrimenkul sektörüne girdim Beyoğlu'nda. Sonra şöyle bir şey oldu. Beyoğlu'nu çok sevdim. Beyoğlu'yla kendi kişiliğim ve gayrimenkul işiyle bir hikaye kurdum. Bir senaryo yazdım ve orada hep tarihi binalara çalıştım. Kentsel sit alanıydı ve Beyoğlu'nda sürprizler, hikayeler bitmiyor ve ben Beyoğlu'nu çok sevdim. Beyoğlu'nun bana karşıma çıkarttığı insanları çok sevdim. Bu çok enteresan bir şeydi, çok çok enteresan bir şeydi. Hem işte sanat dünyasından, sinema, reklam, siyaset dünyasından çok enteresan insanlarla karşı karşıya geldim. Onlarla tanışma fırsatı buldum. Belki de Türkiye'de ya da İstanbul'da hiçbir bölgede Beyoğlu'ndaki kadar şanslı olamazsınız. Oranın böyle bir özelliği vardı. Sonra ben 2008 yılında kendi markamla sektöre devam ettim. Fozin Galata'yla. Butik çalışıyordum ve hep tarihi binalar ve bu hep harabeler satıyordum, tarihi binalar ve yatırımcıyla aramda çok güzel bir güven ilişkisi, duygu ve düşünce bağı ve güven ilişkisi vardı ve ben çok severek yapıyordum ama yine söylüyorum, gayrimenkul işini, bunu özellikle altını çizerek söylüyorum, Beyoğlu olduğu için, Galata olduğu için çok sevdim.
Galata Kulesi çok büyülü zaten ve Galata etrafı çok büyülü. Beyoğlu çok büyülü. Çukurcuması, Tarlabaşı, Cihangir'i, Gümüşsuyu. Yani benim için Beyoğlu buralar. Çünkü Tophane çok önemli. Tophane çok evet, Tophane çok kıymetli. Tophane'nin zaten çok özel bir yeri var bende. Ve sonra işte Tophane'de özellikle Galata'da böyle oturmuş bir piyasa ve bir isim, bir marka oldu. 2012 yılında Neve Şalom Sinagogu'nun yanında Şişhane'de Fozin Galata markamla gayrimenkulü, emlakçılığı, emlak sektörünü kültür sanatla harmanlamak gibi bir fikir geldi aklımıza. Ve Neve Şalom Sinagogu'nun yanında bir tarihi bir binada orada kendi hikayemizi koyduk ve bu kez orada hem gayrimenkul hem kültür sanat atölyeleri, işte her ay yaptığımız edebiyat akşamları, dinler tarihi atölyeleri, böyle işte bir takım performanslar, hem işte restoran ve gayrimenkul, kültür sanat, onları böyle iç içe geçirdiğimiz bir konsept yarattık. 5 yıl çok enteresan ve güzel bir 5 yıldı. Ve o 5 yılda biz çok önemli şeyler yaşadık. Ama bu parasal anlamda değildi. Çünkü bazen görünmez bir sermayeniz oluşuyor. Çok büyük bir sermaye. Bu da işte o hayatta görünmez sermaye çevreniz. Böyle orada bıraktığınız etki, işte güven, çok güzel şeyler oldu o 5 yılda. Sonra orayı bu kez sadece gayrimenkule geçip ve mekanı da işte şartlar gereği devredip bu kez yüksek lisansa başladım. Artık Beyoğlu ve Galata benim için o kadar hayatımın bir parçası olmuştu ki bu kez tabii sıkıntılarıyla ve yaşadığımız güçlüklerle ayakta kalma, var olma mücadelemizle bu kez yüksek lisansa yerinden yönetim ve mahalli idareler üzerine tezli yüksek lisans programına başladım. Şu an tez aşamasındayım ve o tezi yazmak benim için çok önemli. O tezi çıkartmak çok önemli. Tezin konusu da yerinden yönetim olacak ve özellikle Beyoğlu olacak. Şu an gayrimenkul işi yani gayrimenkul işi bizim ana işimiz. Hı hı. ve çok önemli. Çünkü gayrimenkul çok pahalı bir şey. Çok pahalı, evet, bir şey satıyorsunuz ve bu çok pahalı bir şey de pahalı insanlar satmalı. Ve geri dönüşü olması gereken şeyler. Evet. Ve bu çok o kadar çok bir portföye afiş asmak, işte ilan vermek falan değil. Gayrimenkul işi bu değil. Ya da bu çok emek isteyen ve özellikle de ülke ekonomisi ve istihdam açısından da çok büyük bir, az önce girişte söylediğiniz sanıyorum, çok önemli bir lokomotif. Evet. Çok önemli bir lokomotif. Ama nedense bir türlü yasalarla denetlenir hale getirilemedi. Benim bu konuda çok akıl dışı. Yani bu ülkede gayrimenkul sektörü eğer doğru bir şekilde disipline edilse ve yasalarla denetlenir hale getirilebilse, bundan o kadar çok başlık nem alınabilir ki çocuklar, kadınlar, kültür, sanat, eğitim, gayrimenkul sektöründeki o kayıt dışından o kadar çok orada heba olan hak var ki,
gayrimenkul sektöründe. Çünkü İstanbul özellikle çok büyük bir pazar. Çok büyük bir pazar. Ve bu çok büyük pazarda herkese çıkacak kadar ekmek var. Yeter ki yasalarla denetlenebilir, kontrol edilebilir hale gelsin. Ama en önemlisi yeter ki bunu arzu eden, bunu yapmayı arzu eden birileri olsun. Bunu gayrimenkul sektörünü denetlenebilir, yasalarla kontrol edilebilir hale getirilebilecek bir arzu olsun. En önemlisi bu aslında. Evet. Evet. Tabii bu sorunlar genel olarak tüm Türkiye'de ama en azından siz burada Avrasya'da hem Asya hem Avrupa'yı temsilen bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Avrasya Emlak Müşavirleri Derneği. Evet, evet. İş, hatta Avrasya Emlak Müşavirleri ve İş İnsanları Derneği diye geçiyor adı. Hı hı. Biraz manifestosundan bahsedebilir miyim? Tam onu isteyecektim evet, sizden. Evet. Çünkü sonuna doğru yaklaşırken evet, manifesto önemli. Onu kaçırmayalım. Tamam. Şimdi bana bu ülkedeki en önemli sorun nedir diye sorsalar iki şey söylerim. Bu ülkedeki en önemli sorun, o sorunların ana başlıkları etik sorunu. Etik sorunu, yani etik dediğimiz zaman işte akıl, erdem, etik ve kadın. Hmm. Bu ülkede kadın çok önemli bir sorunun başlığı. Yani kadın o kadar çok olmalı ki, her yerde olmalı. Ama olmuyor maalesef, olamıyor. Şimdi biz Avrasya Emlak Müşavirleri Derneği'nin manifestosunu ben yazdım. Ve bu çok önemli bir dernek ve çok bizim en büyük eksikliğimiz sivil toplumdaki zayıflığımız. Hı. Yani bu ülkede Türkiye'de sivil toplum bir türlü batıdaki işte gelişmiş ülkeler gibi olamadı, olamıyor. Umarım olacak yakın zamanda. Biz en yüksek iyi felsefesiyle ve uzmanlık alanı gayrimenkul ve taşınmaz ticareti olan zeki, duyarlı ve nazik iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu bir dernek, Avrasya Emlak Müşavirleri Derneği. Ve bu derneğin hem işte sosyal medya hesaplarında TÜİK'in yayınladığı gayrimenkul endekslerini takip edebiliyorsunuz. İşte Beyoğlu'nda, Kartal'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki gayrimenkul hareketlerini, satışlarını, haberleri sosyal medya hesaplarından, Instagram vesaire hesaplarından takip edebiliyorsunuz. Ama Avrasya Emlak Müşavirleri Derneği sektörün inovatif kapasitesi üzerinde çalışarak elde edilecek daha fazla istihdam, daha fazla yaratıcılık, yenilik ve kazanç ile daha iyi kentler, kentleşme konusunda emlakçılık ya da işte gayrimenkul danışmanlığı o kadar önemli bir şey ki. Çok önemli bir şey. Kentleşme zaten hepimiz için hayati bir konu. Hele bundan sonra. Ve kentleşme denildiği zaman gayrimenkul danışmanlarının ve emlakçıların bunda çok önemli bir görevi var. Kesinlikle. Evet. Ve istihdam, daha fazla yaratıcılık, yenilik ve kazanç ile daha iyi kentler zengin millet, itibarlı devlet anlayışına hizmet etmek istiyoruz. Ama tabii eşi benzeri olmayan doğal güzellikleri ve kent tarihiyle başta İstanbul çok altını çizerek söylüyorum, hepimize yetecek kadar ekmek var İstanbul'da. Kesinlikle. Yeter ki yani bu konuda bir denge, bir adalet mekanizması kurulsun. Hareketin amacı işte gerek ülke ekonomisi gerekse istihdama sunacağı katkı açısından önemli bir güç olan taşınmaz ticaretinin uzun erimli stratejisini, taşınmaz ticareti için hala bir uzun erimli strateji konulabilmiş değil. Çünkü bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama o kadar kolay bir şey ki gayrimenkulden para kazanmak. Bunu işte bakkal da yapıyor, manav da yapıyor, evet, evet, kasap da yapıyor. Çok özür diliyorum ama belediye çalışanları da yapıyor, belediye başkanları yapıyor, milletvekilleri yapıyor. Bunu herkes yapıyor. Bunu bir de layığıyla, eğitimiyle, vergisiyle, vergilendirerek yapan insanlar var. Bizler gibi. Ve
Eğer böyle olursa bu iş bir sisteme, yasalarla denetlenebilir, kontrol edebilir ve önem verilebilir hale getirilirse bu hem kalkınma açısından hem dediğim gibi sosyal sorumluluk projeleri, kültür, sanat, çocuk, kadın, her şey için, ama her şey için hani çok özür diliyorum, elektrik faturalarımızda ödediğimiz işte neydi, TRT1 katkı bayı falan, yani veya marketten artık naylon poşet alırken verdiğimiz o işte nedir, 25 kuruş mu? O aynı şekilde gayrimenkul sektörü de denetlenebilir, sistemli bir hale getirilirse buradan elde edilecek kazançtan çok fazla başlık yararlanabilir ve bunu yapmak hiç zor değil. Yeter ki bunu yapmak isteyen arzu olsun. Bu kadar. Ve evet, sizinle bulup diğer bu işi yapanlar da bu dernekle evet, birlikte elini taşın altına evet, sokarsa bence bu sorunlar kesinlikle daha çabuk kesinlikle halledilmiş olur. Evet. Umarım istediğiniz gibi olur. İstanbul'da hak ettiği değeri, evet, hak ettiği görüntüyü bir an önce kazanır. İstanbul ben, çok önemli. Çok önemli evet, bir yer. Bütün çok kıymetli. Tarihte ne kadar geriye gidebilirsek gidelim, İstanbul hep bir yerleşim yeriydi. Evet. Bununla ilgili şöyle çok küçük lazım bir şey de buyurun, söylemek istiyorum. Bir Orta Avrupa seyahatinde işte bakıyorsunuz bir iki ırmağın etrafında muhteşem bir işte yapılar, mimari kurmuşlar, ama dönüp İstanbul'a geliyorsunuz, Tanrı vergisi, Allah vergisi, muhteşem bir muhteşem bir doğa, muhteşem bir sit en önemlisi, ama bunu bir türlü hak ettiği gibi kullanamadık. Evet. Umarız düzelir. İstediğimiz evet, gibi olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür vakit ediyorum. Vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda da emlak müşaviri arkadaşlara da sizle birlikte başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, bu programımızda biraz daha sorunlar İnşallah yetkililerin kulağına gider. Hiç konuşmamaktansa tabii ki konuşmak çok önemli. Hep birlikte aşılamayacak sorun yok. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki programlarımızda görüşmek üzere.